Bismillahirrahmanirrahim. Hoca ve talebesi ormanda dolaşıyorlardı. Talebesi zihninin sürekli huzursuzluk ve karma karışık olduğunu söyledi. Neden sakin ve dingin insan sayısı çok az? Zihnimi huzura kavuşturmak için ne yapabilirim diye sordu hocasına. Hocası öğrencisine gülümsedi ve şöyle dedi. Sana bir hikaye anlatayım. Bu hikayeyi dinlersen sorduğun sorunun cevabını alacaksın. Bir fil bir ağacın yapraklarını yerken küçük bir sinek filin kulağına yaklaşmış ve vızıldamaya başlamış. Fil sineği kovmak için kulaklarını sallamış ama her seferinde sinek geri geliyormuş. Bu durum birkaç kez tekrarlanmış. Yahu rahat bırak yahu! Allah Allah! Diye geçirmiş içinden fil. Fil dayanamamış, sormuş sineğe. Neden bu kadar hareketli ve gürültülüsün? Sinek cevaplamış. Gördüğüm, duyduğum ve kokladığım her şey beni kendine çeker. Beş duyum beni sürekli olarak farklı yerlere yönlendirir. Ve ben buna karşı çıkamam. Yerimde duramam. Peki, senin sırrın nedir? Nasıl oluyor da bu kadar sessiz ve sakin kalabiliyorsun? Fil ise şöyle cevap vermiş. Ne iş yaparsam yapayım, kendimi tamamen o işe verip onda kaybolurum. Böylece mesela yediğim yemekten, soluduğum havadan keyif alırım. Dikkatimi ben yönlendirir ve kontrol ederim. Etraftaki şeyler değil. Bu hikayenin ardındaki hoca sözlerini şöyle noktaladı. Zihnin dikkatin nereye yönlenirse oradadır. Eğer dikkatini ve duyularını kontrol edersen zihnin de kontrolün altında demektir. Yaptığın işe ver kendini, etrafta olup bitene değil. Böylece sakinliği ve dinginliği bulacaksın. Siz kimin zihninin takipçisisiniz? Filin mi, sineğin mi? Yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Bir başka hikayelerde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.